Sevgili TV8 izleyenlere, 8'de sağlık sonumuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, uzman doktor İbrahim Alataş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim programımıza davet ettiğiniz için. Nasılsınız hocam? Teşekkürler sizler. Covid'le uğraşıyoruz. Değil mi? Aynen. İlk sorumu hemen sormak istiyorum hocam. Spina bifida nedir? Çeşitleri nelerdir? Spina bifida anne karnında tespit edilen çok multisistemik bir hastalık. Anne karnında gebelik takiplerine giden bir annenin normal kalp atımını duymak için gittiğinde kadın doğumcuların yaptığı ultrason esnasında tanısı konulan beldeki açık omurga hastalığı dediğimiz özetle bir hastalık. Peki hocam, spina bifida'nın Türkiye'de ve dünyada sıklığı nedir? Türkiye'de ve dünyada maalesef ki Türkiye'de biraz daha fazla. Çünkü şöyle söyleyeyim, önce oranlardan bahsedeyim. Türkiye'de 1/5 ile 1/3 arasında değişmekte. Dünyada 1/1 ile 1/2 arasında. Neden Türkiye'de daha fazla? Avrupa'da ve Amerika'da bu şekilde konjenital anomalili çocuklarımızda annelere tedavi süreçleriyle bilgi verildiği zaman Türkiye'deki annelik içgüdüsü, dini inanışlar, sosyokültürel düzeyler ve pek çok nedenden etkilenme sonrası Türkiye'dekiler bunu çocuklara aldırmayı istemiyorlar. Gebelik devamını sağlıyorlar. Avrupalılar bu konuda biraz daha farklı bakış açısındalar. Bunlar bir oranın düşük olması nedeni o. Peki hocam, spina bifida nedenleri nelerdir? Spina bifida tam olarak nedeni belli değil. En sık neden literatürde, tıbbi yayınlarda folik asit eksikliği. Annenin hamilelik döneminde alması gerekli olan folik asiti almamasından dolayı kaynaklanıyor. Ama maalesef ki halk arasında ya da bizim meslektaşlarımız arasında gebeler gebelik tanısı konduktan sonra hemen kadın doğumcular tarafından folik asit başlanıyor. Ama Avrupa'da ve dünyada folik asit gebelik olsun olmasın 18 yaşını geçmiş tüm genç bayanların folik asit içme zorunluluğu var. Bu gebe olsun olmasın. Şayet Türkiye şartlarını düşünecek olursak evliliğini yapmış bir bayanın çocuk istesin istemesin folik asit içmesini öneriyoruz. Ama ben bilinçli bir gebeyim, gebelik istemiyorum, şu anda folik asit içmeyeceğim diyecek dahi olsa gebelik planlamadan 6 ay öncesinden folik asit içmesini öneriyoruz. Peki hocam, tanı yöntemleri nelerdir? Gebelikte tanı yöntemi daha çok kadın doğumcular gebeliğin 12-16. Haftasında ortalama ultrasonla rutin gebe muayenelerini yaparken çocuğun ultrasonla muayenesi esnasında belinde bir açıklık, beyninde bir sıvı birikimi, hidrosefali hastalığı gibi pek çok sistem anomalisini tanısı konuyorlar. Daha sonra gebelik kadın doğumcular gebeyi bilgilendiriyorlar. Perinatoloji konseylerine gönderiliyorlar. Perinatoloji konseyinde perinatoloji doktoru, beyin cerrahisi doktoru, çocuk cerrahisi doktoru, yeni doğan doktoru, anestezi doktoru gibi tüm branşların içinde olduğu bir konseye giriyor gebe. Gebeye çocuğun hastalığı ile ilgili, evresiyle ilgili, hastalığın şiddetiyle ilgili detaylandırılmış bilgi veriliyor. Bu bilgi sonrası aileye iki tedavi seçeneği veriliyor. Bir tanesi gebeliğe devam edecek misin? Devam edecek olursan çocuğumuzun nörolojik muayeneleri bunlar. İleriki hayatta şöyle problemlerle karşılaşabilirsin. Aldırmayı istiyor musun? Tahliye tıbbi kendi isteğinle. Aileye o seçenek veriliyor. Türkiye şartlarında bu kararı perinatoloji konseylerinde ailelere bilgi verilerek aileye bırakılıyor. Şayet ameliyat olmak isterse çocuk doğduktan sonra, yani doğurmaya karar verirse aile, doğumun olduğu gün beyin cerrahları devralıyor bu çocuğu. Peki hocam, bu hastalıkta çocuk nasıl etkileniyor? Valla hastalıkta aynı insan göz rengi gibi açık kahverengi, koyu kahverengi, siyah renk, mavi renk gibi pek çok basamağı ve şiddeti var. En ağır formlarında ileri hidrosefalisi olan çocuklarımız var. Şayet hidrosefalisi yoksa ya da şant problemi gerekmeyecekse, şant takmak gerekmeyecekse sadece omurilesi problemi varsa erken dönemde ameliyatları gerekiyor. Sadece omurilikteki problem değil, bacağa giden sinirlerde problem olabiliyor. Mesane ve idrar kesesinin uyaran sinirler de aynı bölgeden çıktığı için mesane ve idrar kesesi de bununla ilgili etkileniyor. Böbreklere etkilenebiliyor. Omurgasında skolyoz dediğimiz omurga eğrilikleri oluyor. Bacaklarda deformiteler olabiliyor. Zihinsel problemler olabiliyor. Yani sadece bir diğer branşlar gibi, pek çok branş gibi ameliyatın oldu bitti değil. Bu çocuk multisistemik. Beyin cerrahisi de bu çocuğu takip etmek zorunda. Çocuk ortopedisi de, çocuk ürolojisi de, çocuk psikiyatrisi de. Çocuk bütün olarak çok etkileniyor ama
özellikle vermek istediğim mesaj, bir bayan olarak siz de bir bebeğinizle olacağını düşünün. Hamilesiniz, eşiniz de kadın doğumcuya gittiniz ve muayene esnasındayken çocuğunuzun böyle ağır problemleri var dendiği günden itibaren annenin bir serüveni başlıyor. Evet. Gebeliği zor bir süreçten geçiyor. İşte çocuğum doğacak, anomalisi neler olacak, evet, ileride ne gibi sıkıntılar olacak diye ağır bir tablo. Evet hocam. Peki spina bifida çocuklar etkilenen sistemler nelerdir? Birinci öncelikle omurgası ve sinirler etkilendiği için bacağa giden sinirler, yürüme fonksiyonları ile ilgili problemler olabiliyor. Çocuk şanslıysa, hastalığın derecesi, seviyesi hafif ise çocuğun yürüme fonksiyonunda hiçbir problem olmuyor. Erken dönemde ameliyat yapılacak olursa, ilk 8 saatte ameliyat yapılacak olursa ameliyatın başarı şansı daha yüksek oluyor. Hı. Şayet bacağa giden sinirlerin dışında beyinde hidrosefali dediğimiz bir sıvı birikimi hastalığı oluşabiliyor. Hı hı. Bunun da tedavisi mümkün. Erken dönemde şant ameliyatları sonrası fayda görüyor. Sadece bunlarla da bitmiyor. Omurgada skolyoz dediğimiz anomaliler, çocukların bacaklarının içe basması, dışa basması gibi deformiteler, mesane problemleri, aynı zamanda böbrek problemleri, aynı zamanda bu çocuklarda çok sık kabızlık oluyor. Çünkü bağırsakları da uyaran sinirler aynı bölgeden çıktığı için pek çok sistem etkileniyor. Evet, peki hocam az önce hidrosefali dediniz. Hidrosefali nedir? Hidrosefali İki çeşidi var. Bir konjenital hidrosefali, anne karnında gelişen hidrosefali. İki, doğduktan sonra gelişen hidrosefali. Spina bifida çocuklarda anne karnında da gelişebiliyor, doğduktan sonra da oluşabiliyor. Beyinde sıvı birikimi hastalığı. Erken tedaviyle yüz güldürücü sonuçlar var. Hidrosefalisi olup üniversiteye gider, şant takılan hiçbir problemi olmadan takip edilen çocuklarımız var. Ha, çok iyi. Peki hocam, spina bifida'nın güncel tedavi yöntemlerinden biraz bahsedelim mi? Tabii, gebeyken 16 haftalık hamileyken kadın doğumculardan refer edilen vakaları biz takibi alıyoruz. Kadın doğumcular, perinatologlar, beyin cerrahisi. A şıkkı aldıracaksa bu kısımda kadın doğum ve perinatologlar karar veriyorlar ve aileyle birlikte. Doğduktan sonra doğduğu gün ilk 8 saat içinde belirli kapatılma ameliyatı yapılıyor. Birlikte hidrosefali hastalığı varsa aynı seansta kaka bulaşı olmadan, enfeksiyon kapmadan aynı seansta şant takılabiliyor. Şayet aynı seansta takılamayacaksa 14 gün sonra antibiyotik tedavisi aldıktan sonra ikinci seansta şant ameliyatları oluyor. Bu olay bununla da bitmiyor. 1. ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay düzenli kontrollere geliyor. Böbrek fonksiyonlara bakılıyor, omurga problemleri bakılıyor, bacak problemleri bakılıyor. Bunlarla ilgili cerrahi tedaviler yapılıyor. Bir yaş civarında büyük bir oranda bu çocuklarda tetrit kort oluyor. Omurilikte yapışma ameliyatları gerekiyor. 3 yaşla 5 yaş arası şant uzatma ameliyatları gerekebiliyor. Yani çocuk bir kez ameliyat oldu, yani ne bileyim bir bademcik ameliyatı gibi ya da başka bir karaciğer ameliyatı gibi bir kez ameliyat oldu. Doktor bey teşekkür ettim deyip gitmiyor hasta. Bir ömür boyu bir aile haline geliyorsunuz. Devam ediyor. Evet. Süreç nedir diye soracaktım hocam. Ömür boyu sürüyor. Evet. Şu an benim üniversiteyi bitirmiş çocuklarım var. Çocukken ameliyat ettiğimiz, şu an büyüyüp kendi çocuğunu bize getiren çocuklarımız var. Ailelerden sadece şunu rica ediyorum. Hemen morallerini bozmasınlar. Belli düzenli takiplerini yaptırsınlar. Konseylere başvursunlar. Ama öncelikle vermek istediğim mesaj, bilinçli gebelik çok önemli. Evet. Bilinçli gebelik niye önemli? Aile çocuk istediğini kendisi farkındaysa ve bu istekteyse gebelikten önce folik asit başlanmasını rica edeceğim. Folik asitini başladıktan sonra ola ki böyle bir hastalık gelişti. Düzenli takiplerini yaptırsınlar, muayenelerini olsunlar, düzenli ultrasonları, tetkiklerini yaptırsınlar. Sonu çok karanlık bir tablo değil. Sadece çok itinayla çocuklarına bakmaları gerekiyor ve zamanında muayenelerini olmaları gerekiyor. Çok güzel. Spina bifida hastalığında sadece olay ameliyat değil, bizdeki en büyük sıkıntı bir ailenin etkilendiği bir hastalık. Evet. Sadece çocuk ameliyat olacak ya da bademcik ameliyat olacak, mesela başka bir ameliyat olacak değil. Bir bayan olarak düşünün, hamilesiniz ve bir çocuğunuz da olacağı mutluluğuyla doktora gittiğinizde ağır engelli olma ihtimali olan bir çocuğunuz olacağı, evet, tablosuyla karşılaştığınızda bu çocuğu doğurmaya mı karar vereceksiniz, aldırmaya mı karar vereceksiniz, yoksa tedavileri ne olacak, gelecekle ilişkisi kaygı, bu çocuğum ileride benden sonra ne olacak kaygıları, pek çok problemleri var.
Onca bunlarla savaşmayı öğrenmek zorundayız. Çünkü evet bu çocuklar iyi bakıldığı zaman, düzgün tedavileri yapıldığı zaman yüz güldürücü sonuçlarımız çok yüksek. Tedaviden biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu tedaviler sadece cerrahi değil. Bu ameliyatları beyin cerrahisi doktorları erken dönemde yapıyorlar ama tedavi cerrahi bittikten sonra bitmiyor. Aynı branşlardan ortopedi devralıyor omurga cerrahisi için. Aynı branşlardan çocuklarda ayak deformitesi için yine ortopedi doktorları. Bu çocukların idrar ve büyük abdest kaçırma problemleri olabiliyor. Bunlarla ilgili çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisi doktorlarının muhakkak takipleri gerekiyor. Bu olay bununla bitmiyor. Çocukların ilk yıl 3 ayda bir, daha sonra 6 ayda bir, daha sonra yılda bir kez düzenli olarak nefroloji, çocuk ürolojisi polikliniklerine kontrole gitmeleri lazım. Ultrason tetkikleri, ürodinamik dediğimiz tetkiklerinin yapılması lazım. Bunlar silsile zinciri halde ama şöyle de bir şey var. Bu çocuklardan iyi bakılan şu an benim makine mühendisi hastam var, mimar hastam var, elektronikte okuyan çocuklarım var. Sadece umutsuzluk değil bu çocukları doğurmaya karar verdiysek sonuna kadar en iyisini bakmakla yükümlüyüz. Türkiye'deki birkaç faaliyetlerden bahsetmek istiyorum. Çok mutluyuz ki Samsun Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası folik asitli ekmek çıkartmaya başladılar. Bu en güzel olay çünkü ekmeğin içine bir insanın ihtiyacı olacak kadar folik asit veriliyor ve belli yaş grubundaki insanlar o ekmeği yediği zaman bu hastalıkla ilgili riskleri minimalize oluyor. Böyle bir çalışmayı diğer büyükşehir belediyelerimizden, halk ekmek fabrikalarından da rica ediyorum. Evet. Bu çocukların takip edilecekleri merkezler Türkiye'de çoğalmalı. Çünkü büyük bir hasta yoğunluğu var. Hastaların en büyük sıkıntısı doktor doktor gezmek, randevu bulmak. O yüzden mümkün ise devlet hastanelerinde, üniversite hastanelerinde spinofta merkezlerinin kurulması. Bu spinofta merkezlerinde bütün branşların bir arada bakması. Çünkü aile evinden muayeneye özel engelli araçlarıyla geliyorlar. Evet. Bugün geldi beyin cerrahisine muayene oldu. Başka bir branşta randevu yok. 3 hafta sonra diğeri derken çocukların tedavileri gecikiyor. Böyle merkezlerin kurulması için yardım rica ediyoruz. Hocam nedenlerini biraz daha açabilir miyiz? Tabii. Şimdi literatürde bilinen en sık neden folik asit eksikliği. Folik asit B vitamini. Bunun dışında 6-7 tane daha neden var. Ancak %100 şu nedeni diyemiyoruz. Türkiye'deki en büyük neden folik asit eksikliği ve genetik nedenler. Ailesinde herhangi bir çocuğunda spinofdel olan ailelerde bir sonraki çocukta spinofdel olma ihtimali %25'lerde. Bu bizim için önemli. Annenin gebeyken ateşli hastalık geçirmesi, annenin antiepileptik ilaç tedavisi alması, annenin aşırı kilolu olması, annenin diyabetik hastalık orijini olması bunlar etiyolojik nedenlerden. Tekrar edecek olursak folik asit, ailesel faktörler, genetiksel faktörler gibi. Tekrardan mesajı vermek istiyorum. Belki de programın en güzel mesajı. Bilinçli gebelikler çok, evet, önemli. Çok önemli. Artı gebelikten planlama olduktan 6 ay boyunca folik asit içtikten sonra gebelik planlanması. Etiyolojik nedenler bunları sayabiliriz. Peki hocam gençler nasıl etkileniyor? Çocuklar apayrı etkileniyor. Burada bir aile etkileniyor. Sadece çocuk, tabii, hasta, genç olarak diyemiyoruz. Evet. Burada etkilenen bireyler bir çocuk. Gerçekten zor bir çocukluk geçiren çocuk. Bilincinde gelinceye kadar her gün ya da haftanın 3 günü, 4 günü hastanedeler. Bir gün çocuk randevusundalar, bir gün üroloji randevusundalar, bir gün genetik randevusundalar. Hastanede ömrü geçiyor. Haftanın 3 günü hastaneden geliyor, rehabilitasyona gidiyorlar. Çocuk için, küçük çocuklar için çok zor bir hayat. Sabahleyin saat 7.30-8'de kaldırıyorlar. Doktor randevusu var. Çocuğu bu sete koyuyor aileler. Doktor randevusu da oradan oraya koşturuyorlar. Biraz daha çocuğun yaşı büyüdükçe çocuk bilinçlenmeye başlıyor. Anne ben niye böyle gidiyorum? Ben niye hastanedeyim? Ya da bugün de bir doktor var diye. Çocuğun psikoloji biraz daha oturduktan sonra artık hastaneden ve doktorlardan yorulmaya başlıyor. Bir yandan kendisini sorguluyor, benim hastalığını sorguluyor, hastalığının problemlerini sorguluyor. Bir yandan etrafındaki aynı yaş grubundaki çocuklardan zorlanıyor. En büyük zorlandığı dönem ilkokul 1-2. Sınıflarda çok zorlanıyor. Çünkü o yaş grubu çocuklar çok
gerçekten gaddarlar birbirlerine karşı. Evet, bu çocuklar maalesef idrar ve büyük abdest kaçırdığı için okula gittiğinde yanındaki çocuktan uyarı alıyor. Sen çiş yaptın, kaka yaptın diye. O yüzden bir de gerçekten çok önemli, okula giden çocuklarımızda öğretmenlerin çok bilinçli olması lazım. Evet, bu çocukların problemi var. Gerçekten idrar ve büyük abdest kaçırma problemleri var. Anneler idrar sondası ile ve bağırsak temizliğini belli aralıklarında yapıyorlar ama bu arada çocuk bu, kaçırıyor hastalığından dolayı. Diğer çocuklara karşı bu çocuğu birazcık daha koruma altına almalı ve bu çocuk, diğer çocukların bu çocuğu birazcık hırpalamasını engellemesini rica ediyorum. Biraz daha yaşı büyüdüğü zaman bu çocukların gelecekle ilişkisi kaygıları oluyor. İstedikleri okula gidip gidemeyecekleri, gelecekle ilgili planları, okula gitse dahi gidiş gelişleri, dönüşleri, onlar sıkıntı oluyor. Biraz daha büyüdüğü zaman, evlilik çağına geldiği zaman evlilikle ilgili sorgu sualleri başlıyor. Pek çok kısım etkileniyor. Sadece çocuk değil, anne çok ağır etkileniyor. Evet, evet. Sabah kalkıyor, çocuğunun mamasını ver vesaire. Okula gönderse yanında gidiyor, teneffüste dışarıda bahçede bekliyor. Çocuğunun idrar ve büyük abdest temizliği için 2 saate bir, 3 saate bir içeriye giriyor, çocuğunu alıyor, tuvalete götürüyor. Fizik tedaviye götürüyor, hastaneye götürüyor. Anne çok yoruluyor. Aslında en büyük yük annede değil mi hocam? En büyük yük annede. Diğer büyük babada, baba daha da zorda, şöyle daha da zorda. Bir yandan ekmeğini çıkartmak zorunda, çalışmak zorunda. Hadi anne çocukla ilgileniyor, gerçekten çok zor, ona bir şey demiyorum ama. Baba eşini mi düşünsün, çocuğunu mu düşünsün? İşe gidiş gelişimi düşünsün. Benim pek çok hastam var. Çocuğunu hastaneye getirip götürmek ihtiyacı olduğu için iş yerinden izin alamadığı için işten çıkartılan babalar var. Çok önemli bir dördüncü faktör de diğer kardeş. Şimdi düşünün, 4-5 yaşında bir çocuksunuz, bir tane kardeşiniz oluyor ve problemleri olan bir kardeş olduğu için annenin tüm ilgisi problemli çocuğa yansıdığı için diğer çocuk ortalıklarda rüzgar gibi büyümeye çalışıyor. İsyankar. Bir çocuğumun ablası keşke ben de hasta olsaydım, annem beni de bu kadar sevseydi dediğini biliyorum. Çok zor bir süreç, çok zor bir hastalık ama tedavisi düzgün yapıldığı zaman gerçekten çocuklarımız iyi sonuçlara varıyorlar. Ne kadar güzel. Peki hocam, spina bifida hastası olan bir aile nasıl biliyor olmalı? Şöyle, bir gebe düşünün, çocuğunuz gittiniz, kadın doğumcular size spina bifidalı bir çocuğunuz olacak ve şöyle 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 tablonuz var. Yürüme fonksiyonu mu olacak, idrar kaçırma mı olacak, zeka özürü olacak, olmayacak, hepsini detaylı bilgi verdikten sonra anne ve baba, benim bütün hastalarımda gözlemlediğim ve önerdiğim o, anne baba baş başa karar vermeliler. Çünkü burada dış faktörler çok önemli. Aile olsun, akraba olsun, eş dost olsun, insanların kafalarını çok karıştırıyor. Bu kararı verecek olan, kararı verecek olan kişi sadece anne ve baba olmalı. Bu çok önemli. Çünkü kayınvalide karışıyor, diğer kayınvalide karışıyor, komşu karışıyor, doğur baskısı var, doğurma baskısı var. Ben bütün hastalarıma diyorum ki, tanısı konmuş olan, ben ne yapayım hocam diye gelenlere, önce al kocanı, önce al eşini, karını, otur, akşamleyin bir çay demleyin, karşılıklı oturup konuşun. Doğurmaya karar verecek olursanız şu, 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 şu problemleriniz olabilir. Bunlarla baş edebilecekseniz, Bu yükü taşımaya hazır mısınız? Ha, bu çocuk doğduktan sonra tedavisi olup koşan oynayan çocuklarımız da var. İlla hepsi ağır engelli olmuyorlar. Bunu da özellikle belirteyim. Evet. Bu yükü taşımaya hazır mısın? Bu yüküyü taşımaya hazırım diyen ailelere doğum sonrası biz devralıyoruz dediğim gibi. Çocuğu ameliyatı sonrası belli bir süre çocuğu doğar doğmaz anne daha görmeden yoğun bakım alıyoruz. Anne daha görmeden çocuk doğumhaneden 4 saat 8 saat sonra biz ameliyathaneye alıyoruz. Ufacık çocuğun ameliyatını yapıyoruz. Belli bir süre yoğun bakımda kalıyor. Anne o dönemlerde psikolojik olarak çok sağlam olmak zorunda. Belli bir süre sonra polikliniklere, takiplere gelmesi gerekiyor. Bu çocuklar bilinçli anne baba olmak zorundayız. Bir yandan çocuğu kurtaracağım derken evliliğimizi riske atmayalım. Çünkü bu sefer eşler arasında problemler oluyor. Evet. Anne tamamıyla çocuğa kapatıyor, diğer çocuğu ihmal ediyor, evini ihmal ediyor. O yüzden annelerin biraz daha ağır yükü var. Hem psikolojik hem manevi yükü çok fazla var. O yüzden annelere birazcık eşler olarak lütfen biraz daha destek olalım. Anlaşıl onun üzerindeki yük hem sabahtan akşama kadar
çalışan bir işçiler daha fazla bir yükü var. Hem de psikolojik olarak bir toparlamak zorunda kaldığı bir çocuğu var. Çünkü çocuğun her sorusuyla direkt anne muhatap oluyor. Evet. O yüzden babalara çok da iş düşüyor. Anneleri desteklemeleri lazım. Aile çevreden baskısından kurtarmaları lazım. Hastanelerden de, Sağlık Bakanlığı'ndan ve üniversitelerden de her hastanede bir spin-off merkezinin kurulması çok sıkıntılı değil, maliyetli bir tedavi yöntemi yok. Yeter ki hastalar doğru zamanda doğru tedavilerini alacak olurlarsa koşan, oynayan, hiçbir problemi olmayan çocuklarımız da çok var. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Çok güzel aydınlattınız. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili TV8 izleyenleri, konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı uzman doktor İbrahim Alataş'tı ve kendisi bize spina bifida hastalığından ve tedavisinden bahsetti. Teşekkür ederiz.